Başlarken müsaadenizle beraber yaşadığımız, bundan 20 yıl önce beraber yaşadığımız acı bir olayı da anımsayarak ve anımsatarak başlayacağım. Tabii bu ülke kolay kurulmadı. Bu ülke kurulurken kimler, ne dedelerimiz, ne atalarımız, ne babalarımız şehit oldu. Ben Kars'ta idim 2 gün önce ve orada sadece Kars cephesi için Kars'a giden askerlerimizin 90 bininin şehit olarak, don olarak şehit olduğunu yaşadık. Ve hala da bunu yaşıyoruz. Yaşamak güzel şey değil. Ama yaşamak için vatan varsa bunları yaşarsın. Ben 91 yılında milletvekiliyken bir acı bir telefon geldi. Beraber şahidizdir. Dedi ki rahmetli babacığım, evladım dedi, abi kardeşin Bedir'in şehit oldu dedi. Ben onun naaşını Sarıkamış'tan aldığım zaman kütüklüğünden Kur'an-ı Kerim'i, içinden Türk bayrağını ve elindeki yazmış olduğu kanlı kalemini ve buradan da mektubunu alarak ben naaşını bandırmaya götürerek defnetmiştik. Ve oradan çıkan mektubu okuyarak sözlerime başlayacağım. Bunlara cevap vereceğiz. Süremiz ucun. Yani bu ülkeyi seven, bu vatanı seven, bu bayrağı seven insanların neyi göze alarak şerefli Türk ordusunda şerefli askerlik yaptığını ifade etmek için bunu okuyacağım. Rahmetli Bedir'in binbaşıydı. Kars Sarıkamış'ta şehit olmuştu. Yazdığım mektup da şu. Canım anneciğim, her şeyimi sana borçluyum. Hep sana hizmet etmeyi, yanında kalmayı, hürmet etmeyi, güzel kokunu koplamayı arzuladım. Çok az kısmet oldu. Bu dünyada sana doyamadım. Dünyayı sevmedim, tat da alamadım. Allah'ın emir ve rızasına aykırı hiçbir şey beni, her şey beni rahatsız etti. Eğer sen veya ben önce gidersek, önce kucağını açıp beklesin. Saçından bende bir tutam var, onu yanımda taşıyorum. Ölürsem Allah'ın izniyle iman ve dudaklarında son olarak Allah'ın zikri olacaktır. Gönlün müsterih olsun. Rabbimin huzuruna bomboş gidiyorum. Fakat onun gufranının beni sımsıkı kuşatacağını umuyorum. Oğlum Bedir. Güzel hanımcığım, şimdi ayrılık zamanıdır. Sen gençsin. Oğulcuklarım çok küçük. Sizi mesut ve bahtiyar etmek için çok çalıştım. İmanlı, inançlı, devlete, millete, hizmetle dop dolu bir hayat yaşadım. Göğsümün içinde kafesine sığmıyor. Çok dualar aldım. Kefenimi hep üzerimde hissettim. Yeter ki son nefesimi bir mümin olarak vereyim. Vazifemin başındayken emri hak vaki olursa inşallah şehit olurum. Haram lokma yedirmedim. Bilmeden işlediklerim varsa Allah affetsin. Çocuklarımıza hep tatlı sözler söyle. Namaz kılmaları için teşvik et. Onlar Allah'ın izniyle hayırlı insan olurlar. Talha ve Tahir hem akıllı hem iyi huyludurlar. Onların devlete ve millete faydalı insan olacakları olmalarına çalış. Benim dostlarım kim idiyse onlarla irtibatı kesmeyin. Ben senden razıyım. Allah da razı olsun. Allah bana cennet nasip ederse seni de yanıma versin. İffetin, namusun ve hanımefendiliğin her zaman bir yıldızdın. Allah nasip ederse güzel yüzünü tekrar görürüm. Ama dünyada, ama ahirette hakkınızı helal edin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bunun gibi menkıbelerde yaşanan olaylar çok. Ama biz dedik ki hiç kimsenin, şurada yan yana oturan dostların, arkadaşların, siyasi parti mensuplarının, nasıl ki ben vatanı çok seviyorsam, İsa Bey'in de, Sayın Yeniçeri'nin de benden daha çok sevdiğine inanmıyorum, iman ediyorum. Doğru mu? Biz bu vatan için varız. Eğer ki bu vatanda, bu Müslüman Türk milletini yaşamak ve yaşatmak için hangi asgari müştereklerde birleşip de biz bu ülkeyi daha müreffeh, Atatürk'ün ifade ettiği gibi muasır medeniyet seviyesine çıkartırız. Başka bir derdimiz yok. Şimdi bakın, sanki demin bahse konu olan konular sadece Türkiye'nin başına gelmiş, sadece bazı Türkiye'de bazı insanlar şehit olmuş, onların anlamıyla ölmüş veya öldürmüş. 1960 ile 82 yıllar arasında dünyada 70 ülkede bu sorun var imiş. Bunların 22'si barışla bitmiş. 7'si çözüm aşamasında, 6'sı kusurlu bir barış anlaşması sunulmuş, 8'inde askeri zaferle noktalanmış, 29'u ise çözümlenmemiş. Bizde olduğu gibi. Şimdi bakın, bu iş nasıl başlamış, niçin başlamış, nasıl başlamış? Sayın TRT yöneticisinin ve sevgili dostların ifade ettiği gibi,
Bu sadece Irak, İran, Suriye ve Türkiye ayağı değil. AB ayağı var, İsrail ayağı var, Türkiye'nin sevenleri, sevmeyenleri var. Bu bir satranç oyunu. Eğer ki satranç oynayan insanlar 36. hamlesini bilmiyor isen satranç oynama derler. Ben satranç oynamam. Ama ben şu andaki hükümetin her türlü konjonktürde bu işi algılayarak, bilerek bildirerek her türlü doneleri devletin, bakın hükümetler ayrı, devlet ayrı. Eğer ki devlet varsa siyasi partiler var, devlet varsa TRT var, devlet varsa emin var, devlet varsa biz varız, millet var. Devletin bekası için her türlü görüşme, her türlü sinerji kullanılacaktır, yapılıyor ve yapılacaktır. Bunu yapmak için de görüşme yapılacak tabii canım. Eğer ki konuşmazsan insanlar konuşa konuşa, hayvanlar da koklaşa koklaşa anlaşır. Eğer ki biz bir şehit ailesi olarak bu işleri bilen veya bildiğimizi iddia ederek, geçmişte 80 öncesi de bu acıları yaşamış insanlar olarak bunu çözmekten daha tabii ne olabilir? Ama bunu çözmek demek şerefimizden, onurumuzdan, hasiyetimizden, kişiliğimizden ve ülkenin bölünmez bütünlüğünden, bayrağın, milletin, devletin ve vatanın birliğinden, bütünlüğünden taviz vererek olmayacaktır. Bunun için devletin bürokratları, teknokratları çalışıyor ise, dışişleri çalışıyorsa, her türlü ayaklar çalışıyorsa, iktidarla ve muhalefette bu güzellikleri halka sunup müreffeh bir şekilde yaşayıp, bakın bir rivayete göre 400 milyar dolar, bir rivayete göre 500 milyar dolar. Eğer ki bu 500 milyar dolar para ve bunun hala süre gelecek olan işte emeklilerine verilen, kullarına yetilen paralarla bu ülkenin kalkınmasına harcamış olsaydık, acaba bu ülke bugün Dubai olurdu değil mi? Evet. Ya,